Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere 4500 TL civarında monitör dahil 2 tane hazır sistem tavsiyesi yapacağım arkadaşlar. Bu tavsiyelerden ilki Game Garage sitesinden olacak. İkincisi ise Teknobiyotik'ten olacak. Bu iki siteyi tercih etmemin sebebi arkadaşlar olabildiğince hızlı kargo yapabiliyor olmaları. Özellikle Game Garage'ın oldukça hızlı bir şekilde sistem toplayıp kargoladığını biliyorum. Teknobiyotik'te 5 iş günü içerisinde çok fazla bu süreyi geçirmeden oldukça hızlı bir şekilde kargolarını yolluyor. Game Garage'dan satın almanızı tavsiye edeceğim bilgisayar arkadaşlar Intel işlemcili. Teknobiyotik'ten tavsiye edeceğim bilgisayar ise AMD Ryzen 5600 AF işlemcili olacak. Öncelikle Game Garage'daki tavsiyeyi sizlere sunayım arkadaşlar. Burada karşımızda Game Garage Pollux 3TNB adlı bir bilgisayarın özelleştirilmiş hali olacak. Bu bilgisayarda işlemci olarak Intel Core i3 9100F var arkadaşlar. Bu işlemciye birçok kişi çöp diyor. Ama gerçekten fiyat performans canavarı bir işlemci. Bakmayın çok yüksek performanslı da bir işlemci. Bu bilgisayarda arkadaşlar anakart olarak BIOSTAR markasının H310 MHP adlı bir anakartı var. 2666 MHz'e kadar DDR4 RAM destekleyecek. Maalesef M.2 SATA yuvası bulunmayacak ama günümüz için yeterli özelliklere sahip olacak. Intel tarafında arkadaşlar çok yüksek RAM hızlarına ihtiyaç aşırı derecede duyulmuyor. 2666 MHz'e de bu Core i3 işlemci gayet güzel FPS değerleri aldıracaktır sizlere. Bu fiyat performans açısından avantajlı bir bilgisayar olduğu için burada çok daha yüksek bir anakart bulunmamasını gayet doğal karşılamamız gerekiyor. Bilgisayarda Inno 3D GeForce GTX 1650 Super Twin OC'yi seçiyoruz. Ekran kartı olarak yükseltme yapıyoruz arkadaşlar. Bu bilgisayar normalde 2999 TL fiyatla kasa olarak satılıyor. İçerisinde GTX 1050 Ti ekran kartı var. Ben 1050 Ti ekran kartını çok fazla tavsiye etmiyorum. Geleceğe yönelik daha yüksek performans almak adına 1650 Super'i kullanmanızı kesinlikle öneriyorum. Bu sistemi bu şekilde özelleştiriyoruz. Onun dışında bilgisayarda Crucial Ballistic 8 GB 3000 MHz'lik DDR4 RAM'ler var. Daha yüksek RAM seçmeye şu anda ihtiyaç yok. İsteyenler 2x8 GB RAM alabilirler. Ama daha yüksek MHz seviyesinde RAM'lere ihtiyacı yok bu bilgisayarın. 2666 MHz'e otomatik olarak düşüyor olacak bu RAM'ler. Bilgisayarda SSD olarak arkadaşlar BIOSTAR markasının S120 kod adlı 256 GB'lık SATA 3 SSD'si var. Bence yeterli imkanları sağlayacaktır. Zaten bunun üstüne de bir özelleştirme yaparak Seagate Barracuda 1TB 7200 RPM'lik hard disk ekliyoruz. Bilgisayar bu sayede 256 GB SSD artı 1TB hard diske kavuşmuş oluyor. Windows'u SSD'ye yüklerseniz hızlı yüklenmesi gerektiğini istediğiniz uygulama ve oyunların da çoğunu SSD'ye yükleyebilirsiniz. Kalan oyunları ve programları da hard diske yükleyerek geniş depolama alanının keyfini çıkarabileceksiniz. Bu bilgisayarda ayrıca Game Garage'ın 450 Watt'lık 80 Plus Bronze PSU'su bulunuyor. Güç kaynağı bence yeterli seviyede. Zaten ekran kartımız GTX 1650 Super olacağı için yani düşük güç tüketeceği için. İlerleyen zamanda da ekran kartlarının çoğu zaten 8 pinle çalışacağı için arkadaşlar bu güç kaynağı bu bilgisayarı beslemeye fazlasıyla yeter. İlerleyen zamanda yükseltme yaptığınızda da bence çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Kasa olarak da bu bilgisayar Dark Flash Pollux kasa var. Önde 3 tane, arkada bir tane 12 cm'lik fana sahip olan havadar bir kasa var arkadaşlar. Ön taraf mesh panel. O yüzden çok rahatlıkla hava alma konusunda başarılı bir kasa olacağını düşünüyorum. Bu bilgisayara bir de LG'nin 21.5 inç boyutlu 22MK400H kod adlı bir monitörü var. 1ms tepki süresine 75 Hz tazeleme oranına ve FreeSync desteğine sahip bir monitör arkadaşlar. 21.5 inç boyutlu fiyat performans monitörlerinden biri. Bunu bu bilgisayara dahil ettiğinizde 4500 TL civarında monitör dahil güzel yüksek FPS'ler alacak bir sisteme kavuşabilirsiniz. Şimdi bu ilk tavsiyemizdi. Bu Intel Core i3 9100F olan tavsiyemizdi. Şimdi ikinci tavsiyeye gelelim arkadaşlar. İkinci tavsiye AMD tarafına daha sıcak bakanlara hitap ediyor. Burada Teknobiyotik monitörlü kasaları var şu anda. Yeni monitörlü sistemleri gelmiş. Oradan fiyat performans açısından iddialı bir konfigürasyon var. AMD Ryzen 5600 AF var karşımızda. Sevdiğimiz, beğendiğimiz bir işlemci. Artık buna alıştık zaten. Bu işlemci anakart olarak ASRock A320M HDVR4 anakarta takmışlar. Eğer ister derseniz özelleştirme seçeneklerinden biraz daha yüksek bütçeyle B450M anakart da alabilirsiniz. Ama A320M anakart bu bilgisayar için bence yeterli olacaktır. Tek eksiğiniz overclock olmaması olacak arkadaşlar. Geri kalan kısımda herhangi bir eksiği olmayacak. M.2 yuvası olan da bir anakart günümüz teknolojilerinin bünyesinde barındırıyor. İsteyenler dediğim gibi özelleştirme seçeneklerinden B450 kartları da değerlendirebilirler. Bilgisayarda 8 GB 3000 MHz'lik XPG Gamix D30 RAM'ler var arkadaşlar. Tek 8 GB'lık RAM modülüyle geliyor. Bu bilgisayara başta yeter. İsteyenler 8 GB olarak da alabilirler. Ama bu RAM'in bu bütçede yeterli olacağını düşünüyorum. Bilgisayarda Colorful markasının GeForce GTX 1650 Super ekran kartı var. Colorful markası çok korkulacak bir marka değil arkadaşlar. Bu da bir ara Türkiye'de hizmet vermiş, sonradan geri çekilmiş, sonradan yeniden geri gelmiş firmalardan biri. Eski bir markadır. Ben sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Bu bilgisayarda depolama alanı olarak arkadaşlar Gale Zenith R3 High Performance SSD var. 256 GB'lık bir SATA 3 SSD var. Depolama alanına başka bir katkıda bulunamıyoruz maalesef. Çünkü bu bilgisayara 1 TB hard disk takarsa
bakarsak önceki Intel sistemdeki gibi fiyatı oldukça fazla yükseliyor. O yüzden bu SSD burada sabit kalacak. Bilgisayarın kasası DarkX Force, toplam 3 fanlı kasa. Önde 2 tane, arkada 1 tane fanı olacaktır. Bence yeterli seviyede bir kasa arkadaşlar. Hani hava alır mı, hava alamaz mı vesaire, bu tarz kavgaları yapmaya çok gerek yok. Bu kasalar gayet iyi iş gören kasalar. Bunların testlerini de Teknobiyotik'in YouTube kanalında izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarda güç kaynağı olarak TX PowerMax 400 Watt var. Bunu özelleştirme seçeneklerinden AeroCool VX Plus'a çeviriyoruz. 500 Watt'a yükseltiyoruz arkadaşlar. Birazcık fiyat ekleyecek ama çok fazla değil. 73 lira gibi bir ekleme yapacak. İlerleyen zamanda belki daha yüksek güç çeken bir ekran kartı takmak isterseniz diye 500 Watt'a almanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bu bilgisayar monitörlü bir sistem olduğu için farklı monitör seçemiyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki sistemde sizlere önerdiğim monitörün aynısı var. LG'nin 21.5 inç boyutlu 22MK400HB kod attı. Full HD çözünürlüklü 1ms tepki süresine sahip 75 Hz tazeleme oranında bir monitör bulunuyor. Bu sistemde tıpkı bir önceki sistem gibi 4500 küsür liraya geliyor. Montaj hizmetini seçip güç kaynağını değiştirdiğinizde bile 4500 TL'yi aşmayan bir sistem karşınızda oluyor. Bu iki bilgisayarla da arkadaşlar hem CSGO, LoL, PUBG gibi oyunları yüksek FPS değerlerinde oynayabilirsiniz. Hem de piyasadaki diğer büyük oyunları, yani Red Dead Redemption 2 olsun, Forza Horizon 4 olsun, GTA 5 olsun, popüler büyük oyunları da çok makul FPS değerlerinde oynayabileceksiniz arkadaşlar. İki sistemin de yükseltme imkanları olur arkadaşlar. Özellikle AMD tarafında B450M anakart alırsanız, birazcık daha bütçenize eklerseniz, ilerleyen zamanda piyasaya çıkacak olan AMD 4000 serisi işlemcileri de kullanabilirsiniz. Intel olan sistemi, yani Game Garage Pollux 3 TNB sistemi alırsanız Intel'in 9. nesline hapsolmuş olacaksınız. Ama o tarafta da iyi seçenekler olacak, merak etmeyin. Yani o bilgisayarı da isterseniz Core i7 işlemci takıp yüksek RAM kapasitesiyle çok ciddi yükseltmeler yapabileceksiniz. Sadece eski parçaları kovalamanız gerekecek. Intel'in 10. nesil işlemcilerini maalesef o bilgisayara takamayacaksınız arkadaşlar. Bu videodaki iki tavsiyem bu şekildeydi. Hazır sistem tavsiyeleri konusunda hızlı bir şekilde yoluma devam etmek istiyorum. Çünkü bu aralar arkadaşlarımız sınavlarından çıktılar ve bilgisayar arıyorlar arkadaşlar. Temmuz'un ortalarına doğru da sınav sonuçları açıklanacak. Bu tarz tavsiye paylaşımlarım da gelmeye devam edecek. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen Cihaz TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hem muhabbet etmek hem de sorularınıza cevap bulmak istiyorsanız da Discord kanalımıza buyurun diyorum. Açıklama kısmında Discord'un linkini sizlerle paylaşacağım. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.